Aldınız mı? Neler yapıyorsunuz? Yok, hiçbir şey almadık. Hiçbir şey almadık valla. Yani şimdilik daha bir önlem almak gereği duymadık. Her zamanki eskisi gibi yani ellerimizi yıkıyoruz, temizliğimize dikkat ediyoruz. Şimdilik zaten daha bu taraflarda görülmedi hiç vakası ama belli olmaz. Aldım alıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Allah belasını versin bu memleketi önce. Önlem alıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Valla önlem el ele tutuşuyoruz. Yani biz korkmuyoruz, tedbirimizi almışız. Neler aldınız peki? Tedbirini? Elimizi yıkıyoruz. Ondan sonra başımızı yıkıyoruz. Başka da bir şey yani, takdir ilahi. Korkuyor musunuz peki? Tedirginlik var mı? Ya tedirginlik yok, millet böyle yapıyor falan, oradan biraz o şey oluyor ama korku yok bizde ya. Stirkiz, biz korkmayız, Allah'a emanet. Korkuyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Gerekli önlemleri almıyoruz. Allah'a emanet yaşıyoruz. Biliyorsunuz bir hastalık var, onun için önlem alıyor musunuz? Mutlaka önlem alınıyordu. Yalnız tedirginlik o kadar yok yani. Allah-u Teala ne yaratmışsa o olacak. Yani genel temizlikimizi veya da dezenfektanımızı falan yaptırıyoruz. Herhangi bir öyle bir sıkıntımız yok şu an. Yapıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Vallahi şu an hiçbir önlem almıyoruz yani. Peki neden? Hani normalde dünya tüm çapında yayılan bir virüs, bir tedirginlik var mı? Önlem almayı düşünüyor musunuz? Haberleri şu anlık daha takip ediyoruz. Öyle diyeyim. Herhangi bir önlem? Sadece hijyen, kişisel hijyenik kontrol ediyoruz, o kadar. Virüse karşı önlem aldınız mı? Neler yapıyorsunuz? Neye karşı? Koronavirüsüne karşı. Korun. Vallahi o da Allah'ın elindeki bir şeydir bu. Bizim elimizde bir şey yok, değil mi? Allah nasıl emrilse öyle olur. Temiz tutmamız lazım, değil mi? Bak arkada diyor öyle bir şey yoktur. Ama muhakkak var, bu da olmuş, değil mi? Allah bizi unutandırmasın. Allah milletimizi korusun bu hastalıkta. Kan sağır. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl? Vallahi önlem şudur. Elimizi kullanıyor ya, yıkıyoruz. Tabii önlem alıyoruz. Temizlik en iyisidir. Temizlik, değil mi? Yok, Allah hiç almamış. Vallahi az çok tedirginiz ama çok böyle büyük, milletin paniklediği kadar büyük bir önlem almadık. Yani normal zaten doktorların bildirdiğine göre normal kullandığımız sabunlar da 20 saniye kuralına uygulanırsa yeterli hijyeni sağlıyoruz. Ne yapacağım Allah? Allah korusun oğlum. Allah korusun, bir de temiz tutsun, o insan sağlığına baksın. İyi o kadar. Ne yapacaklar? Siz neler yapıyorsunuz peki? Ben? Burası havası temizdir, bir şey yapmıyorum. Memleketin havası yeterdir bize zaten. Bu virüstür nedir bilmem ne. Millet işte o kadar yabancı gelmişler. Hastalıktır. Hepsi ülkemize girdiler. İşte bu hastalık hepsi bulaştı işte herkese. Ne yapalım? Allah nasıl eskiden şey ediyordum, aynı devam ediyorum. Zaten İstanbul'da oturuyorum, orada oturmuyorum. Elle yıkama yeterli değil ki yani. Ne alakası var elle? Bence hep işçilçiliğe gidiyor millet. Nasıl yani, bir kilo makarna nerede? Mesela 1 milyondu, 1 liraydı, şimdi 5 milyon. Yani olan garibana oluyor, olan fakir fakarata oluyor. Çok abartıyorlar kardeşim, çok abartıyorlar bu hastalığı da. Abi ömle Allah'ın elindedir ya. Allah ne verirse Allah'a çok şükür, o kadar, o kadar. Vallahi nasıl korumamız lazım? Artık hiç kimseyle tokalaşmamız lazım. Bir de nasıl desem, gerçi kaderdir yani. Nasıl desem, yani dikkatli olmamız lazım yani. Kimseyle samimi artık yapmamamız lazım. Herkese Allah sabır versin diyorum. Peki. Az buçuk 3 aydır gündemde olan bir konu olduğu için iyi kötü neler yapması gerektiğini bu süreçte gördük açıkçası. El temizliğine dikkat edilmesi lazım. Kalabalık ortamlardan uzak durulması lazım. Bu şekilde temel olarak söyleyebileceğim şeyler bunlar. Özellikle dediğim gibi zaten temizlik dinimizde olan bir şey. Bunun aslında ne kadar önemli olduğunu tekrardan görmüş olduk. Millette panik havası olduğu için insanlar çok fazla bilinçli değil bu konuda. Onların yarattığı bir tedirginlik belki olabiliyor. Çünkü siz de biliyorsunuz Türkiye'de çok farklı kafalardan farklı sesler çıkıyor. Yani onların söyledikleri çabuk yayılabildiği için ülkeye olan olmayan her şey gündemde olduğu için doğrusunu yanlışını biraz bazen ayırt etmekte zorlanıyoruz. Bu biraz sıkıntı oluyor. Yoksa onun dışında
çok fazla bir sıkıntı olmuyor.